Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugün iki tane, hatta belki de üç tane yayın açmak zorunda kalacağım bir günden bahsediyoruz. Çünkü bu sabah saat 6.30'dan itibaren çok uzun süredir beklediğimiz düşüş gerçekleşti. Aslında bizim bugün gördüğümüz düşüşü ne zaman görmemiz gerekiyordu arkadaşlar biliyor musunuz? Nisan'ın başında. Nisan'ın başında 5 ila 6 bin dolarlık bir düşüşle kurtulabilecekken Nisan'ın ortalarını bulmasıyla 18 Nisan sabahını bulmasıyla beraber ne gerçekleşti? Çok daha yüklü bir düşüş gerçekleşti. 10 bin doların üzerinde bir gerileme var Bitcoin'de. Peki en çok merak edilen bundan sonra ne olacak? Biraz önce bir soru cevap açtım. Oradaki soru cevapları da topladım. Sizlere şimdi net bir şekilde anlatayım. Birincisi dominansı sormuşsunuz. Dominans buradan sonra nereye gider diye. Hemen kafamızı 2017'ye çeviriyoruz. Bir kere bir parantez. Panik yok. Hiçbir panik yok. Boğa sezonunda mıyız? Ayıya girdik mi? Bu soruların hepsi az sonra bu yayında cevaplanacak. Lütfen dikkatli olun. Dikkatlice dinleyin. Ama bunu YouTube'a da koyacağım zaten. O yüzden hani çok da hemen her şeyi kaçırırsanız kaçırdım deyip panik olmanıza gerek yok. Bu yayının ana hedefi size panik yaptırmamak ve doğru yatırımlar ve doğru alanlarda durabilmek. Dominansı sormuşsunuz. Şu anda 53.20'de. 53.20 önemli bir eşik. Neden? Tarihlerimiz bugün 18 Nisan 2021'de. Ama gidiyoruz şimdi 2017'ye. 2017'de genel olarak grafiğe baktığınızda Bitcoin neredeyse 100 dolarlarla girmişti. Hatta çok daha acaba düşer mi diye daha aşağılardan geldi. Daha sonra bir 300 dolara kadar çıktı. Tam yükseliş başladı. Aa, tamamız denildikten sonra ufak bir diple beraber tekrar düşmeyle beraber devamında 19.000 dolara kadar gidildi. Bugünkü formasyon ve dominans genel olarak Bitcoin'in altcoin'lere geçmesini daha netleştirecek bir tablo karşımıza. 2017'de de böyle oldu. 2017'de ne zaman altcoin rallisi gerçekleşti? Bitcoin düşüktü, fiyatı yükseldi. Sonra tekrar bir dip yaptı, tekrar yükseldi. Ve buradan sonrasında altcoin'ler bağımsız bir şekilde Bitcoin'den hareketleri başlattılar. 2017'deki bu benzer formasyon eğer Bitcoin tekrar bir kırılım yaşarsa gerçekleşebilir. Ama 53-20 dominans anlamında çok çok önemli. Şimdi nereye bakacaksınız peki? Altcoin başladı mı başlamadı mı? 57.350 ile 56.300 üzerinde kapanırsa o zaman kurtardık demek olur. Kapanmazsa ne olur? Grafiklere baktığımız zaman Kasım 2020'den bu yana aslında en net 10.000 dolarlarda olduğumuzdan 64.000 65.000 dolara kadar giden süreçte Bitcoin'i hep ne sırtladı? 50 günlük ortalama. Bugün baktığımızda uzun bir aradan sonra 50 günlük ortalamayı kırdığını görüyoruz. Eğer ki 57.300'ün üzerinde sabahın 3'ünden bahsediyorum. 57.300 ila 56.300 en kötü ihtimalle bunun üzerinde kapanırsa boğa sezonu devam ediyor. Son sürat devam edecek diyebiliriz. 20 Nisan'daki beklentim olan 69.000 dolar da tekrar masaya geliyor. Kıramadı neler olacak? 49.000 dolar ve en kötü senaryoyla 43.000 dolara kadar düşüş gerçekleşebilir. Ben size düşüşleri söyleyeyim. Siz gece yarısı saat 3'te kalkın. Ben de sizlerle beraber bakacağım ama ne olacak? 57.000'in 56.300'ün üzerinde kapandığı sürece ki bakın şu anda eşiğe yakın. 55.100, 55.400 arasında 55.700 oluyor. Yani o kadar uzakta olmamakla beraber şu anda beklemedeyiz. Bugünkü kapanış önemli. 7 kapanışı önemli, 3 kapanışı önemli. Daha sonrasında da bakacağız neler olacağına. Şimdi Ethereum'dan bahsediyoruz. Ethereum'dan altcoin'lerin majörlerinden bir tanesi. Ethereum, Litecoin, Ripple. Bunlar altcoin'lerin majörlerinden. Ben bu dönemde tabii ki de 2x, 3x, 10x yapacak olan dandin dundun coin'ler olacaktır ama şu anda market çok ciddi bir satış dalgasından geçiyor. Pek çok kişi likitte oldu. Bu da ne demek oluyor? Siz
Mesela bir bitcoinlik paranız var, gidiyorsunuz 5 bitcoinlik yatırım yapıyorsunuz. O 5 bitcoinliği tutturamıyorsanız eğer, funding dediğimiz, yani siz aslında her 8 saatte bir bu ödünç aldığınız, ne kadar bitcoin aldıysanız ve ne kadar para aldıysanız ödünç, onun faizini ödüyorsunuz. O faizler şu anda eksilerde. Yani bir nokta geldiğinde artık tamamen sistem diyor ki bu herhalde karşılayamayacak diyor ve hedefler tutturulamadığında likitte oluyor. İnsanların bir anda paralar ortadan bulut olup yok oluyor. Bu birkaç gün içerisinde, bir aslında bir yarım saat içerisinde diyebilirim, inanılmaz bir likitte gerçekleşti ve düşüşte gerçekleşti. Dediğim gibi şimdi bundan sonra bakacağımız bu. Ethereum'la ilgili 1200 ila 1300 arasında spot alım için ben beklemedeyim derim. 1180 bile gündemde, o kadar net söyleyeyim. Çünkü Bitcoin de bir şekilde onu yanında aşağıya doğru çekebilir. Dominansı konuştuk. Ripple ne olur derseniz, Ripple tekrar bu süreçte 1 dolarla 1 dolar 10 sent arasında gidip gelebilir. Peki işler düzeldiğinde nereye kadar gidebilir derseniz, bakın ne dedik? 12 Nisan, 19 Nisan ve 22 Nisan önemli. Şimdi 19 Nisan yarın, 12 Nisan bir önceki hafta pazartesiydi, 19 Nisan bugün çıkacak olan, Ripple davasından çıkacak olan şeylerle Ripple kendini diğer altcoin'lere oranla daha sert bir şekilde toparlayabilir ve ne olabilir? 2 dolar 1 dolar 80 sent, 2 dolar şu anda 1.17'ydi yayına girmeden önce ve 2 dolar 80 sente kadar çıkabilir. Bunlara göre sepetlerinizde bekletmek mantıklı. BNB, Coinburn yapıldı. Yani kullanılmayan boş yere kalanları yaktılar bir nevi, 600 milyon dolarlık. Hiçbir işe yaramadı. Neden? Çünkü BNB Ethereum'dan çok ciddi rol çalmıştı. Ethereum'un transfer ücretleri, bir yerden bir yere doğru ücretleri çok ciddi pahalanmıştı. Bu aslında hem Ethereum'a ilgi olduğunun ama bir problem olduğunu da gösteriyordu. O zaman BNB imdada yetişmişti. İnanılmaz bir Ethereum'dan güç çalmıştı. Ethereum son birkaç gündür 14 Nisan'daki Berlin güncellemesinden bu yana kendini rahatlıkla toparladı. Ve ne oldu? Şimdi aşağıdan ilginç bir şey gördüm. Ben bunu gösteriyorum. Ayın 14'ünde Ethereum 5000 dolar olacak, tutmadı denildi. Doğru izlemediğinizi, şunu çok net, sadece bu soruyla ya söyleyeyim mi? BNB çok ciddi bir rol çalmıştı. BNB şu anda hala yüksekte seyrediyor, 460 dolarlarda. Ama şöyle söyleyeyim, 370 ila 420 arasında spot alım, yani düşükten mal toplamak için mantıklı. 14'ünde 5000 dolar demedim. 14'ünde Berlin güncellemesi var. Haziran'daki Londra güncellemesine kadar arada 2 ay var. Bakın Mayıs-Haziran var. Eğer düzeltme gelir, her şey yoluna girerse 3500 ila 5000 dolar arasında bir Ethereum görürüz dedim. İşte ben bu tarz yorumlar için, bu tarz insanlar için baştan sona kadar izleyin dememin nedeni bu. Tarihleri iyi dinleyin. Ripple 12 Nisan, 19 Nisan, 22 Nisan diyorum. 20 Nisan'da Bitcoin eğer bugün 56.300 ve 57.300'leri aşarsa 69.000 64.000 önce, sonra 69 ve 72.000 dolara kadar, 27'sine kadar yolu var. Şunu söyleyeyim. O yüzden lütfen bunlara dikkatli bakın. 14 Nisan'da Berlin güncellemesi geldi Ethereum'da. Yine bir şekilde pozitif karşılandı. Ama asıl bizim baktığımız Londra güncellemesi olan. Sizi iyi dinlemiyorlar diye Süleyman Bey'den bir yorum var. Çok doğru. Neden? Çünkü ben süratli konuşuyorum. Ama size sürekli bilgi vermek için süratli konuşuyorum. Lütfen kaydırmadan, arada bir çok sıkılsanız bile lütfen başından sonuna kadar izleyin. Ripple şu anda bana göre bundan sonrasında, bakın ben çift dip bekliyorum aslında. Eğer 57.300 ve 56.300'de eğer ki iş olmazsa diyeyim şöyle, tutunamadı diyelim. Bana göre 49 bin dolar ve veya 49 bin doların işlemesini bekliyorum ama 43 bin dolara ikinci bir dip kırılacak ve 27'sine kadar, 1 Mayıs'a kadar da bu iş hareketli bir şekilde rekorlarla bizi tekrar kucaklayacak. Bana göre Bitcoin'deki düşüşün 15 gün gecikmesi demek aslında boğa sezonunun devamında 15 gün geri çekilmesi anlamına geliyor. Ben iyi bir işlem hacmi, iyi bir şey görmeden ben 1 Mayıs itibariyle işlem açmam.
TL'de kalırım. İyi fırsatlara bakarım. Zaten buradan iyi fırsat çıktığında da zaten size söylüyorum. Doge'la ilgili şöyle söyleyeyim. Ben Doge'un tamamen Elon Musk tarafından yönetildiğini düşündüğüm için, evet %35'lik karınızı aldıysanız lütfen çıkın, realize edin karlarınızı. Bitcoin Cash bu tamamen artık biraz bağımsız hale geldi gibi gözükse de Bitcoin bunların abisi. Bitcoin bunu düzeltmeden bir şey olma. Ama şöyle söyleyeyim ki 2017'deki altcoin rallisinin, yani neydi? Bitcoin 19 bin dolar oldu, sert yapıştı. Sonra ne oldu? Biz Ethereum'da 1400 dolarla ATH gördük. Bugün Ethereum'un ATH'ı 3000 dolardır. Bugün Ethereum'un ATH'ı 3500 dolardır. Belki Londra güncellemesine gitmeden 2500 dolarları veya 3500 dolarları göreceği için sonra ben tekrar revize edeceğim. Diyeceğim ki bir Ethereum için aslında benim görmem gereken 6000 dolar diye. Bu tamamen değişik kritik eşikler. 2017'deki formasyon ve dominans net bir şekilde görülüyor. 53 inanılmaz önemli bir eşik. Eğer 2017'deki formasyon olursa Bitcoin çakıldıktan sonra ve kendisine 55 bin ila 51 bin gibi bir yerde bir yer bulduktan sonra sert bir altcoin rallisi başlayabilir. Litecoin, BNB, Ethereum, Ripple, bunlar altcoinler bandında öne çıkartacaklarımdandır. Daha sonra bunların durulmasıyla beraber de defiler hareketlenecek. Benim sevdiğim defiler arasında AV, Matic, MKR, LTO, Engine, bunlar arasında. Uniswap'ı da seviyorum. Yeni Bitcoin olan RSR'yi de seviyorum. CZ Chiliz de var. O da gayet iyi bir durumda. Ama şöyle söyleyeyim. Sert bir şekilde yükselişini gerçekleştiren coinlerden uzak durmalısınız. Neden? Çünkü bu demek olur ki onlar artık biraz nefes molasına çıkıyorlar. Paraları kaybetmeyin. Ama dediğim gibi şu anda sert bir hacimle satış var. Dediğim gibi bugün saat gece 3'te haftalık kapanışla beraber. Çünkü pazar gece 3 haftalık kapanışta olur. Haftalık kapanışla beraber ne yapacaksınız? 56.300 doların altındaysa arkadaşlar 49.000'e de hazırlanın ki ben bekliyorum. 43.000'e de hazırlanın. Ama burada neler olduğunu da söyleyeyim. Borsalara balina whale alert olmasın diye sabahın 3'ünden sabahın 6.30'una kadar 3.5 saat içerisinde 30 bin bitcoin'i satmak için getirdiler. 30-40 hiç fark edilmesin diye. Çünkü siz ne oluyor? Bu inputları, bu hareketliliği görüyorsunuz ve ona göre pozisyon alıyorsunuz. Tam bir dolandırıcılık gerçekleşti. Ama dediğim gibi balinalar bunu yaparlar. Boğa sezonu bitti mi ya? Şu soruyu da cevap verebilirim. Şimdi satış oldu, herkes likitte oldu. İnanılmaz paralar gitti. Bu bir. İkincisi, ne oldu şimdi? Yakın bir vakitte yarın öğlene doğru FOMO tekrar başlayacak. Herkes aşağıdan toplayacaklar ve şu anda hacim ciddi anlamda toplanıyor. Ama dediğim gibi 7 ile 3 arası bana daha belirleyici olacak. O zaman tekrar bakacağım. Yarım saat sonraki mum aslında 7 mumun nasıl açıldığından anlarım. Bakalım gece geç eğer çok fazla hareket olursa tekrar bir yayın açarız. Ama biz buradayız. Dediğim gibi 56.300, 57.300 bakılıyor. Bana göre ikinci bir dip her an gelebilir. Bu ikinci dipten sonra da 69.000'e bir sıçrama veya ikinci bir senaryo 2017 formasyonuna baktığımızda bana göre altcoin rallisi evet başlayabilir ama bu aralar çok sırası değil. Belki bana göre bir tekrar bir rekor, bir 72 bin dolarlarda rekor kırdıktan sonra altcoinlere para akışı gerçekleşecek diyorum. Böyle kapatıyorum. Bu yayın YouTube'a konulacak az sonra. Lütfen baştan sona izleyin. Lütfen her türlü rakamı artık not mu edersiniz, bakar mısınız bilmiyorum ama olabildiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Soru cevapta istediğiniz özel şeyler olursa da onları söyleyeceğim. Ripple'la ilgili Ripple'ı konuştuk. Lütfen YouTube'a yayınlandığında bakın. Chiliz'i konuştuk. BNB'yi konuştuk. Ben Holo, Cake, işte daha böyle BTT gibilerin birazcık nefes molasına girdiklerini düşünüyorum. O yüzden çok fazla katılmıyorum oralara yatırım yapalım mı dediğinizde. Ama evet, Rahşan Hanım'ı söylediğinde görüyorum. Evet, bu gece maalesef buradayız. Çünkü bugün kritik. Kanlı pazar dinliyor. Panik yapacak hiçbir şey yok. Ama dediğim gibi lütfen dikkatli olun. Sepette pek çok coin bulundurun. Ama dediğim gibi lütfen hiçbir şeye körü körüne bağlanmayın. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Beğeni olunca daha çok insana ulaşıyoruz. Ben şu anda tamamen sizlere faydalı olmak amaçlı açtığım bir yayındayız. Yarın altını, doları, borsayı birazcık daha hareketli konuşuruz. Ama eminim bu güvensiz ortam, bu kriptolardaki sert kırılım yarın bana ons altında
şakır şakır ortaya çıkacak diyorum. Bakalım bu iddia da burada kalsın. Elimden gelince faydalı olmaya çalışıyorum. Siz de bu videonun daha çok yayılmasına faydalı olarak aslında pek çok kişiyi batmaktan kurtarabilirsiniz diyorum. Lütfen kendinize dikkat edin, dikkatli olun. En kısa sürede görüşmek üzere tekrar.